Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mermer pastası tarifi vereceğim. İlk başta muhallebimizi hazırlıyoruz. Tenceremize 1 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 3 yemek kaşığı nişastamı ilave ettim. 1,5 çay bardağı toz şekerimi de ilave ettim. Çırpıcıyla biraz karıştıralım. 3 su bardağı sütümü de ilave ediyorum. Çırpıcıyla güzelce karıştıralım. Altını da yakalım bu arada. Muhallebi kıvamına gelene kadar, yani koyulaşana kadar arada karıştırarak pişirelim. Muhallebim koyulaştı. Güzelce kıvam aldı. Şimdi altını kısıyorum. İçerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya ilave ediyorum. Tereyağımız eriyene kadar karıştıralım. Tereyağım eridi, güzelce karıştı. Şimdi altını kapatıyorum. Muhallebimi biraz ılımaya bırakıyorum. Muhallebimiz soğurken biz de bisküvilerimizi kıralım. 1 paket kakaolu bisküvimi birkaç parçaya böleceğim. Bu şekilde yapmanız yeterli. Sakın ezmeyin. Şöyle 4 parçaya bölmeniz yeterli. Bisküvilerimizi kırdık. Şimdi muhallebimize ekleyebiliriz. Muhallebim ılıdı. Şimdi bisküvilerimi ilave ediyorum. Yavaş yavaş. Bisküvilerimizi kırmamaya çalışalım. Hepsini yavaş yavaş ilave edelim. Birkaç parça çikolatam vardı. İsterseniz damla çikolatası da ilave edebilirsiniz. Ben birkaç parça çikolatamı bıçakla doğradım. İçine ilave ediyorum. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Hatta isterseniz ceviz de ilave edebilirsiniz. Tercih size kalmış. Şimdi iyice karıştırıyorum. Şimdi artık kalıbımıza dökebiliriz. Streçlemiş olduğum büyük bir kasemin içerisine koyuyorum. Yarısını koydum. Şöyle bastırıyorum. Düzleştirelim üzerine. Üzerini düzleştirdim. Şimdi streçle kapatalım. Buzlukta 2 saat dinlendiriyorum. Ondan sonra servise hazırlayacağım. Pastamı 2 saat buzlukta beklettim. Şimdi servis tabağıma alacağım. Servis tabağıma ters çeviriyorum. Şimdi üzerini çikolata sosuyla süsleyeceğim. İsterseniz çikolata eritip de yapabilirsiniz. Ben hazır çikolata sosu hazırladım. Üzerine gezdiriyorum bolca. Gelişi güzel dağıtalım. Hem hafif, lezzetli bir tatlı oluyor. Kesinlikle deneyin. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Thank you.